أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فويد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله فيما قال أو كما قال قال الله في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. Evet kardeşlerim, Allahu Teala nasip ederse bugün emre bil ma'ruf ve nehy ani münker, yani iyiliği emretmek, kötülüklerden sakındırmak. Bu sohbet üzerine duracağız. Neden emre bil ma'ruf? Çünkü bulunduğumuz şartlar ve olanaklar gösteriyor ki her geçen gün insanlar, özellikle dünya toplumları ve İslam toplumları, Türkiye olsun ve Türkiye gibi İslam toplumları içinde barındıran ülkeler içerisinde muazzam bir münkerin yayılması, Allah'a isyanın yayılması, insanların dini hassasiyetlerini yitirip artık nefsi, ferri, şevhetsel meseleler peşinde koşar iken Allahu Teala'ya karşı verdikleri sözlerini unutmaları ile alakalı unutmalarından dolayı bunun üzerine duruyoruz. Neden? Çünkü bir toplum iyiliği emretmeyi terk edip kötülüklere de göz yumduğu anda Allahu Teala'nın azabı, laneti, bütün Rabbinin gazabı o toplumlara sirayet eder. Her türlü dünyalık meselelerle boğuşurlar. Allah'ın dininden mahrum kalırlar. Ondan dolayı Kur'an-ı Mubin'de emri bil ma'ruf ve nehy'i münker üzerine ayetler çok duruyor. Hatta İbn-i Kayyim el-Cezvi Zatul Ma'ad'da Peygamber aleyhissalatü vesselam cihadından bahsettiği zaman Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam cihadının en üstün cihad olduğunu ama Peygamber aleyhissalatü vesselam önce kendi nefsiyle sonra tebliğ ve daveti öne alarak hatta tebliğ ve davet meselesi üzerine duran insanlara emri bil ma'ruf nehy ani münkerde bulunan Peygamber aleyhissalatü vesselam varisleri olan alimlerin görevi olduğunu, bunu da az bir topluluk olduklarını, Allah katında en makbul olan topluluğun bu görevi yerine getiren, bunu icra eden, bunun için bir gayret ve çaba içerisinde bulunanlar olduğunu açık ve net olarak bildiriyor. Ondan dolayı biz de bunun üzerine duruyoruz. Çünkü ben dikkat ediyorum ki biz Müslümanlar, biz öncelikle şöyle söyleyeyim, öncelikle buradaki kardeşlerimiz, sonra da bizi takip eden, bir şekilde bize ulaşan bütün kardeşlerimiz için geçerli olan bir kaide nedir? Biz, Allahu Teala bize farz kıldı, hatta farzul ayn kıldı. Fıkhi ve şer'i meselelerden biri emri bil ma'ruftur. Hatta farzlardan bir farzdır ki zaten hakkında bir ayet bile bulunduğu takdirde bu bir farz olduğunu söylerken emri bil ma'ruf ve nehy'i münker konusunda çok ayetler var ve hatta bu konuda yüzlerce hadis-i şerif var ve Resulullah aleyhissalatü vesselam kendi ümmetine, kendisine iman eden müminlere, Müslümanlara uyarı ve nasihat niteliğiyle diyor ki eğer siz o görevi terk edecek olursanız birincisi Beni İsrail'in uğradığı bütün akıbetlere uğrarsınız. Her türlü bela ve musibet size ulaşır, bulaşır. Bir şekilde sizi vurur. İkincisi siz Peygamber aleyhissalatü vesselamın söylediği üzerine münkere, kötü olanı, Allah'a isyana sürükleyen, toplumu yozlaştıran, her geçen gün bir adım daha büyük batının, emperyalizmin veya kapitalizmin çarkı içerisinde toplumları entegre eden, onları sağlam bir inek haline getiren zorba sistemleri göz yumarak ve onların yaptığı zulümlere göz yumarak bir şekilde siz de onlara hizmet etmiş olacağımızı da bir noktada dile getiriyor. Onun için emri bil ma'ruf en önemli hususlardan biridir. Eğer ben size bir şey söyleyeyim, her zaman da söylediğim bir söz, eğer siz iç aleminizde kendinizle olan mücadeleniz dışınıza yansımazsa, zaten İmam Şafii Rahimullah iman konusunu anlattığı zaman imanın kalbi, dili ve bedensel olduğunu, yani kişi kalbiyle kalbiyle teyit ettiğini, dilinin ikrar etmesi, dilinin ikrar ettiğini, bedeninin yaşaması imanın zorunluluğu olarak görüyor, imanın kemali olarak görüyor, imanın bir müminde olması gereken zirve olarak görüyor. Ondan dolayı Asr suresinde de Allahu Teala asra yemin ediyor.
ve insanların zararda ve ziyanda olduğunu, aynı keza İmam Şafii Rahimullah'ın tabir ettiği şekliyle önce iman gerektiğini, imandan sonra salih amel gerektiğini, salih amelden sonra emri bil ma'ruf ve ne'anil münker, ondan sonra da ömrünün sonuna kadar Allahu Teala'nın davasına hizmet ile hayatını taşlandırma ve bu hizmetin neticesi olarak karşılaşacağı bütün sıkıntılara, bütün zorluklara sabrederek teslim olmadan, şeytanın ve nefsin kölesi ve esareti altına düşmeden Allah'a kul olmak, abd olmak vasfını kazanmak olarak tarif ediyor. Hatta dedim ya, İmam Şafii Rahimullah onu El-Umde veya farklı yerlerde alimlerin rivayeti üzerine tefsir ettiği zaman demiştir ki, eğer Allahu Teala sadece şu küçük sureyi bile indirse ve insanlar anlamı üzerine tevekkül etse ve bu anlamı tatbik ederlerse yüz milyonlarca insan bu haliyle bile cennete girerlerdi diyor. Ragıp el-İsfahani el-Müfredat'ta sayfa 505'te emri bil ma'ruf nehy an münkeri anlattığı zaman kısa ve şu manayı veriyor. Ma'ruf şeriatın emrettiği, münker ise şeriatın yasakladığı her şeydir. İstisnasız her şeydir. Yani ma'ruf olan Kur'an ve sünnetin meşru gördüğü, yapılmasından dolayı insan için sevap ve hayır olduğu bildirilen her şey ma'rufa girer. Namazdan, oruca, oruçtan, ibadetlere, sadakadan, zekata, zekattan, hacca, umreye vesaire fark etmez. İstisnasız her şey ma'ruf dairesine girer. Onun için eğer biz bir toplumda ve kendi kardeşlerimize İslam'a, Kur'an'a ve sünnete aykırı bir şey görürsek onu ma'ruf ile, yani güzel bir lisan ile Allah-u Teala'nın tabiri caizse en güzel bir öğütle ona nasihat ederek, onu uyararak, ona uyarılar vererek, ona dolaylı yönden bazı imalarda bulunarak onu düzeltmeye çalışırız. Bu bizim maruf vasfına girer ki isteriz ki o insan düzelsin, kemale ersin. Hem Allah'ın huzuruna çıkarıldığı zaman affolunan, aynı kezada Peygamber aleyhissalatü vesselam sahih sünnette bildirdiği üzerine 70 kırmızı deveden daha hayırlı bir amel ve ecrin de bize ulaşmasını istemektir. Biz bundan dolayı ne yapıyoruz? Maruf. Şeriatın emrettiği şey ise, şeriatın emrettiği her şey bizim mümin kardeşlerimize, dava kardeşlerimize emretmemiz boynumuzun borcu, üzerimize bir farzdır. Aynı keza münker ise şeriatın yasakladığı her şeydir, istisnasızdır. Yani ne varsa içine girer. Başka bir deyim ile Kur'an ve sünnete uygun olan şeye maruf, Allah'ın razı olmadığı, inkar edilmiş, haram ve günah olan her şeye münker denilir. Bunu Ragıp el-İsfahani el-Müfredat'ta 505'te maruf veya münker kelimelerin anlamını açıklarken böyle demiş. Nitekim Kadı Beydavi de Envatur Kehzil'de 2. ciltte 235'te bu kelimeyi açıkladığı zaman o da şöyle demiştir. Yani marufu emretmek iman ve itaata çağırmaktır. Marufu emretmek iman ve itaata çağırmaktır. Yani Allah'a, Resulüne İman etmek ve onlara itaat etmeye çağırmak, münkerlerden nehyetmek ise küfür ve Allah başkaldırıya karşı durmaktır buyurmuştur. Yani kısa ve öz olarak bu anlamları yüklemiş. Nitekim Allahu Teala Ali İmran 110. ayet-i kerimede Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine kıyamete kadar yüklediği bir farzı söylüyor. Ama aynı keza Allahu Teala bizim yüceldiğimiz, bizim nitelik kazandığımız, bizim Allahu Teala nezdinde değer kazandığımız şeyi terk ettikleri için ehli kitabı da kınamıştır. Çünkü ehli kitap dediğimiz zaman Yahudi ve Hristiyanlar geliyor. Eğer onlar Allahu Teala'nın gönderdiği peygamberlerin davetine icabet ettikten sonra o icabette ömürleri boyunca devam etselerdi, emri bil ma'ruf nehy'i an münkeri terk etmeyecek. Bu şekilde onların toplumları yozlaşmayacak, kitapları tahrif olunmayacak. Onlar Allahu Teala'ya asi bir konuma düşmeyeceklerdi. Birileri kötülük ederken iyilik ehli olanlar ne yaptı? Sadece seyirci oldular. Allahu Teala onu kınamıştır. Hatta Allahu Teala Kur'an-ı Mubin'de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın, Hazreti Davud'un ve diğer Beni İsrail peygamberlerin diliyle Yahudi ve Hristiyanları lanetlediğini söylüyor. Sebebi ise onların münkerden insanları alıkoydurtmadıklarını, toplum içerisinde bid'at ve hurafeler alıp başını gittiği zaman onların sustuğunu, kendi kardeşleri, dava kardeşleri yozlaşıp bozulur iken onların buna seyirci kaldıklarını, bundan dolayı Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Davud'un diliyle de lanetlendiklerini haber veriyor. Ali İmran 110. ayet-i kerimede de Rabbül Alemin şöyle buyuruyor. كنتم خير الأمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله diyor. Siz insanlık için, bak insanlık için, bütün insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Bu Allahu Teala'nın bize istisnasız Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmiş olan bütün müminlere seslenişidir. Kuntum diyor, istisnasız sizler diyor. Yani
bizi bunun içerisine Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da dahil olmak üzere kıyamete kadar, son mümine kadar bütün Müslümanlara Allahu Teala'nın hitabıdır. Gerçekten o hitabı alan, ondan ders ve hikmet, ders ve hikmet niteliği bir öğüt alan herkes için Allahu Teala'nın bir emri, aynı keza onların üstünlük vasfını bildiren bir ayet. Kuntum hayran ummetin uhricet lin-nasi ta'muruna bil-ma'ruf ve tenhauna anil-munkar ve tu'minuna billahi diyor. Siz diyor insanlık için ortaya çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Sizi en hayırlı ümmet kalan ise siz iyiliği emredersiniz. Şimdi burada Allahu Teala bize bir farz yüklüyor, bir görev yüklüyor. Aslında bize misak nispetince bir şeyi de hatırlatıyor. Demek ki bizim kalubelada Allahu Teala verdiğimiz sözün içerisinde iyiliği emretmek, kötülüklerden sakındırmak vasfı var. Aynı keza Allahu Teala'nın 124 bin peygambere yüklediği bu vasfı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin her bireyinin ilminin şeyine göre, ilminin seviyesine göre Allahu Teala'nın da onlara bu farzı yüklediğini biz biliyoruz. Zaten bu ayet-i kerime açık ve net olarak bildiriyor. Siz iyiliği emredersiniz, kötü olandan hem kötüye buğz edersiniz, kötü olana buğz edersiniz. Allah'a isyan olan fiillerin karşısında sizin bir tepkiniz olur. Aynı keza diyor, bir de kötülük yapmadığınız gibi kötülüğe mani olursunuz. Onun için çalışır, çabalar, mücadele verirsiniz ve arkasından Allahu Teala velev amene ehlul kitabi lakine hayren lehum minhum bul mu'minun ve ekseruhumul fasikun diyor. Eğer diyor, bak eğer kitap ehli de inananları da elbette kendileri için hayırlı olurdu. Eğer kitap ehli de inansalardı, iman etselerdi veya onlara o zaman Allahu Teala yüklediği zaman o görevi yerine getirmiş olsalardı onlar için hayırlı olurdu. Arkasına onlardan iman edenler de vardır ama çok az olduklarını ayet-i kerime söylüyor. Gerçek de budur. Zaten Allahu Teala kıyamete kadar da ehli kitaptan, Yahudi ve Hristiyanlardan az toplulukların İslam ile şerefleneceğini, İslam dinine gireceklerini açık ve net olarak Ali İmran 110. ayet-i kerimede bunu net olarak dile getiriyor. Çünkü onlara da bu iman, bu nida ulaşmıştır. Demek ki onlara da Allahu Teala emri bil ma'ruf ne yani münker görevini yüklenmiş. Onlar da bunu yerine getirmemişlerdir. Hatta siz biliyorsunuz meşhurdur Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Yuşa bin Nun Aleyhisselam'ın kavminden haber verdiği ve sahih olan Sahih Buhari ve Müslümin ve diğerlerinin de senetleriyle verdikleri bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala Yuşa bin Nun'dan sonra onun kavminin helak edilmesi için azap meleklerini gönderdi. Bu melekler bütün kavmin helak edilmesi için emir alınca gidiyorlar bakıyorlar ki toplumun ya üçte ikisi ya yarısı. Neredeyse nedir? İbadetle meşgul olan, neredeyse amelleriyle, yaşantılarıyla Allahu Teala'nın hoşnut olacağı bir derecede olanlardır. Meleklerden biri de Allahu Teala'ya soruyor. Rabbim diyor senin ne ilminden ne emrinden sual edilmez. Ama yani nedir bunun hikmeti? Bu insanlar güzel amel işledikleri halde, peygamberler gibi yaşadıkları halde neden azap bunlara da sirayet ediyor? İşte orada Allahu Teala onların helak olma sebebini aslında bugün bizim yaptığımız fiille aynı olduğunu dile getiriyor. Diyor ki onlar ne yapmadılar? Onlar bir kötülük ve münker gördüklerinde ilk önce uyardılar. Sonra insanlar onlara aldırış etmeyince o fiili terk ettiler. Sonra bu insanlarla yediler, içtiler. Onların yaptığı kötülüklere de buğz etmediler. Çok standartlaştı, çok doğallaştı. Haramların işlenmesi onlar için gündelik hayatın bir parçası haline geldi. Bunun neticesinde Allahu Teala hepsinin helak edilme emrini veriyor. Ve bu bela ve nusibet, bu Allahu Teala'nın toplu helakı gerçekleştiği zaman Rabbül Alemin diyor ki herkes kıyamet günü mahşerde, mizanda kendi ameliyle sorgulanacak. Ama bir toplum Allah'a isyan edip, bir toplum Allah'la bağlarını kesip, bir toplum ibadetle ve dine teslimiyetle Allahu Teala'nın gönderdiği peygamberlerin çizgisinin dışında bir çizgiye yöneldikleri zaman gelecek olan belanın hiçbirini ayırt etmeyeceğini Allah göstermesin. Bugün İstanbul'da veya başka bir bu ülkenin başka bir şehrinde bir deprem veya doğal bir afet geldiği zaman falan apartmandaki bir mümindir, falan yerdeki münafıktır ayrımı olmaksızın Allahu Teala'nın azabının topluma sirayet edeceğini biz biliyoruz. Onun için Ali İmran 110. ayet-i kerimenin dışında o hadis-i şerifte açık bunu net olarak söylüyor. Nitekim Huzeyfe'den rivayet olunan bir hadiste de Tirmizi'nin Fitan 9'da 2170. hadis numarasıyla verdikleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nefsim kudret elinde tutan Allah'a zata kasem olsun ki ya ma'rufu emredersiniz ve münkerleri yasaklarsınız ya da Allah'ın katından umumi bir bela göndermesi yakındır.
O zaman yalvar yakar olursunuz ama Allahu Teala hiçbir duanıza icabet etmez. Eğer bugün İslam coğrafyasında bu kadar bela ve musibetler varsa, eğer bugün biz ekonomik krizler içerisindeysek, maddi sıkıntılar içerisindeysek, ailevi sorunlar içerisindeysek, hiçbirimizin başı yerinden kalkmıyorsa emin olun ki tek sebebi, bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Huzeyfe yoluyla gelen hadiste bildirildiği üzerine emri bil ma'ruf nehyani münkeri terk etmemiz, çevremizde insanlarımız, kardeşlerimiz bozulurken, yozlaşırken, çürürken, manevi iç alemlerinde çürürken bizim buna seyirci kalmamızın sebep olduğunu açık ve net olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor. Aslında emri bil ma'ruf nehyani münker Allah'ın bize farz kıldığı bir görev iken onu yerine getirmemek, icra etmemek de Allahu Teala'ya karşı yapılabilecek en büyük masiyettir. Hatta lanetlik bir fiildir. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Nitekim Abdullah İbni Mes'ud'dan rivayet, ondan gene Tirmizi'nin fitan yetmişti. 2258. hadis numarasıyla verdiği Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahabeye bir uyarıda bulunuyor. Ama aslında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şunu da iyi biliyoruz ki Peygamberin her nasihati sadece sahabeye değil kıyamete kadar gelecek bütün İslam ümmetinedir. İstisnasız her Müslümanadır, her müminedir ve şöyle buyuruyor. Sizler yardım görecek, nimetler elde edecek ve birçok memleketleri fethedeceksiniz. Çok büyük bir ganimete, çok büyük bir zenginliğe, çok büyük bir bolluğa ereceksiniz. Sizden kim bu vakte ererse Allah'tan çekinsin, marufu emredip münkerden nehyetsin ve sakınsın. Kim de bile bile bana yalan nispet ederse ateşte yerini hazırlasın diyor. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanların ve toplumların zenginleşmeye başladığı, refah seviyelerinin yükseldiği, malın ve dünyalık olan lezzetlerin arttığı dönemde emri bil ma'ruf ve nehyi ani münkerin daha çok yapılması gerektiğini, çünkü toplumların o süreçte bozulacağını, o süreçte yozlaşacağını, çünkü hiç mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde buyuruyor ya, diyor ki tamah, açgözlülük, dünya hırsı, paraya, mala böyle sevgi beslemek, ona yönelmek, ona karşı bir aşkının olması neredeyse öyle tehlikeli bir şeydir ki tamah öyle bir taştır ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üzerinde alimler durmaz kayar diyor. Kayar da kayar. İşte ondan dolayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Tirmizi'nin fitan 70'te verdiği hadis-i şerifte eğer refah ve zenginlik ve bolluk içerisinde bir döneme denk gelirseniz o dönemde yapılması gereken en önemli husus emri bil ma'ruf nehyani münker, iyiliği emretmek, kötülüklerden sakındırmak. Çünkü bu yapılmadığı zaman toplum azacağını, toplumun sapkınlaşacağını, aslında dışarıda gördüğünüz insanların %90'ı bile La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen, Allah'a ve Resulüne iman eden ama Allah ve Resulünün hiçbir şekilde ne hükümlerinden haberdar olan, ne Allah'ın emirlerinden haberdar olan, ne helalleri ve haramları hakkıyla bilen, cehalet içerisinde boğulan, boğuşan insanlar, hatta öyle bir duruma gelmişler ki o batıl olanı yaşarken bile onu dinden bir parça, bir cüz gibi görecek seviyede cahilleşmiş, düşmüş bir toplumdan bahsediyoruz. Eğer hiçbir davetçi ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın varislerinden, İslam'ın davetçilerinden her mümin, her kimse, her şahıs üzerine düşeni yapmadığı takdirde bunlara da sirayet edecek olan bütün kötülükleri mutlaka bizi de bulacağını, çünkü onların çocukları bozulurken bizimkiler mümin kalmayacak. Onların nesli helak olurken bizimkiler evliya kalmayacak. Bu sirayet hepimize bir şekilde tecelli edecek, hepimize bir şekilde ulaşacak, hepimizin üzerine bir bela ve musibet inecekse mutlak hepimizi bulacak. Onun için bugünkü şartlarda, bak ben size şunu söyleyeyim. Bugünkü şartlarda belki cihat dediğimiz zaman Kur'an'da Allahu Teala'nın yüzlerce ayette emrettiği bir niteliktir. Allah yolunda elimize kılıç alıp kuşanıp savaşmak, mücadele vermek olarak tarif ediyor. Ama ona gücü yetmeyenin elbette ki emri bi ma'ruf nehyani münker cihadını üstlenmesi ve bu toplumun ıslah olması, insanların yeniden İslam ile tanışmaları ve müşerref olmaları, bizim ölümümüzden sonra da bu davanın ayakta durabilmesi için mücadele vermek farzların en büyüklerinden. Çünkü zaten Allahu Teala kurtuluşun kapısının emri bil ma'ruf nehyani münkerden geçtiğini ayetlerle açık ve net olarak bildiriyor. Zaten hakkında ayet bulunan bir konuda da ihtilaf edilecek bir mesele yok demektir. Onun için ben İslam alimlerine baktığım zaman, bak dikkat ederseniz Nebi Aleyhisselatü Vesselam peygamberden sonra bu dinin alimlerinin, ama gerçek anlamda Allah'ın dinini amel eden, amil olanların bu ümmetin en hayırları, en şerefleridir. Hatta aşere-i mübeşşere dediğimiz cennetle müjdelenen 10 kişinin 10'u da alimdir. İslam'ı çok iyi bilen insanlardır. Aralarında cahil kimse yoktur. Aynı keza Allahu Teala Kur'an'da vasıf ve niteliklerini verdiği o sahabe topluluğu da kurradır. Yüzde
Bak %70'ine yakını rahat kurra diyebileceğiniz, iştihad edebilecek kadar İslam hukukunu iyi bilen bir topluluktan bahsediyoruz. Ondan dolayı Allahu Teala bize açık ve net olarak bildiriyor. Eğer siz, mesela İmam Şafii Rahimullah, estaizu bile İmam Şafii Rahimullah bir sözü vardır. Diyor ki eğer siz hakla meşgul olmazsanız batıl sizi işgal eder. Eğer siz iç alemlerinizde Allahu Teala ile sürekli bir muhasebe halinde bulunmazsanız şeytan sizi işgal eder. Eğer siz iç aleminizde sürekli kendinizi sorgudan geçirmez, hatalarınızı araştırmaz, kendi açıklarınızı bulup onları onarmak, tedavi etmek, düzeltmek yollarına başvurmazsanız şeytan başkalarının hataları üzerinden sizi yıkar. Anlıyor musunuz? Yani bunlar birer slogandır. Eğer bir alim veya bir büyüğümüz veya eskilerden birinin bir sözü bize ulaştıysa bilin ki bir anlamı, muhakkak ki bir kıymete binaen bir değeri vardır yani. Demek ki anlaşılacak derecede bizim için önemli bir mesele var. Ondan dolayı emri bil ma'ruf burada bizim için çok önemli. Çünkü biz İslam'ı konuşmazsak boş konuşacağız. Boş konuştukça her şeyin aleyhimizde işleyeceğini biliyoruz. Hatta bu bir gerçek ve hakikattir. Bugün polis bir yeri bassın, bir adamı suçüstü yakalasın, eline kelepçe vurduğu zaman ne diyor? Diyor ki burada konuşacağın her şey aleyhinde mahkemede delil olarak kullanılır. Veya burada bulunan her şey aleyhinde mahkemede delil olarak kullanılır. Beni söversen, bana hakaret edersen onu da not alır, mahkemede aleyhinde kullandırtırım diyor. Açık bir tehdittir. Biz de Allahu Teala bizleri yeryüzüne gönderip balik olunca hakla batılı birbirinden ayırt edecek yaşa geldikten sonra burada yapacağımız her şey aleyhimizde ve yerlehimizdedir. Ya bizi cennete ya bizi cehenneme götürecek süreçleri kapıları üzerimize açar. Onun için gerçekten Nebi Aleyhisselatü Vesselam ya hakkı konuşun ya sukut edin susun derken bunu da bize hatırlatıyor. Nitekim başka bir ayet-i kerimede Tövbe suresi 71. ayet-i kerimede de Allahu Teala mümin erkeklerin ve mümin kadınların özellik ve niteliklerini veriyor ve şöyle buyuruyor. Vel müminun vel müminatu ba'duhum evliya'u ba'di ye'muruna bil ma'ruf ve yenhevne anil münker. Diyor ki mümin erkekler ve mümin kadınlar, bak Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş, kalbi olarak Allah'a teslim olmuş erkek ve kadınları Allahu Teala dile getiriyor. Ba'duhum evliya'u ba'di. Diyor ki onların bir kısmının nesidir? Velisidir. Koruyucusu, himayecisidir. Yani müminler kardeştir. Müminlerin bağları olduğunu söylüyor. Yani karınla ve karındaşlığın ayrı bir şey olduğunu ama İslam kardeşliğin her kardeşlik üzerinde olduğunu söylüyor. Sonra Allahu Teala müminlerin özelliklerini, ister kadın olsun ister erkek olsun, müminlerin özelliklerini veriyor ve şöyle buyuruyor. Ya emrune bil ma'rufi ve yenhevne anil münkeri. Onlar iyiliği emreder, kötülüklerden sakınırlar. Aslında iyiliği emreder değil, iyiliği tatbik ederler, iyiliği hayatlarında uygularlar, iyilikle yaşarlar. Sonra iyiliği insanlara tavsiye eder, iyiliği insanlara söyler. Sonra kötülüklerden sakınırlar, ellerinden geldiği kadar Allah'a masiyet olan fiillerden şiddetle sakınırken o hareket ve fiile düşmemek için gayret gösterir. Sürekli Allah'la bir irtibat halinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tavsiyesini yerine getirerek ne yaparlar? Bol bol istiğfar, her namazda, her vakitte akıllarına geldiği her anda istiğfar ederek, tövbe ve istiğfar ederek ne yaparlar? Sürekli bir nefis muhasebesi içerisinde olduklarını söylüyor. Sonra ne diyor ayet-i kerime? وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Onlar namazlarını kılarlar ama hakkını vererek kılarlar. Namazlarını dosdoğru kılarlar. وَيُتُونَ الزَّكَاةَ. Ve zekatlarını verirler. وَيُطِعُونَ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ. Ve Allah'a ve onun Resulüne mutlak itaat ederler. Yani mesela gerçeği şudur. Günümüz Müslümanların hepsi Allah ve Resulüne itaat ettiğini söylüyor. Hepsi Allah ve Resulünün getirdiği ehli sünnet çizgisinde olduğunu söylüyor. Hatta sünnet düşmanlığı yapanlar, hatta peygamber düşmanlığı yapanlar, hatta İslam'ın çok hükümlerini inkar edenler, hatta bid'at ehli olanlar, kurafeler içerisinde boğuşanlara bile sorduğunda اَتِعُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ derler. Biz de Allah'a ve Resulüne itaat ediyoruz. Onların getirdiklerine göre hareket ediyoruz diyor. Ama bu doğru bir şey değil. Zaten Kur'an ve sünnete göre hareket demektir. Hayatın her alanda Kur'an ve sünnetin referans olması ve mutlak itaat. Yani bir konuda hakkında ayet ve hadis bulunmayan, hatta ben her zaman size de ve her Müslümana da söylediğim bir kaide vardır. Kardeşlerim diyorum, hakkında ayet bulunan bir meselenin esbabun nüzulünü ve bununla alakalı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanatı açıklamalarına bakılmaksızın bir ayetten hüküm çıkarılmaz. Çıkarılırsa sonu maacilik, deistlik ve deizmin arkasından ateistlik olur. Yani başka hiçbir şey olmaz. Çünkü nefis sizinle oynar, şeytan kalkar peygamberin yerine geçer, sümme aşa size şatın verir,
sizin akıllarınızla oynar Allahu Teala'nın ayetlerini hevalarınıza göre yorumlamanıza sebep olur. Ondan dolayı Allahu Teala Kur'an-ı Mubin'de bütün ayetlerde bak özellikle burada da diyor ve yuti'una Allaha ve Resuluhu. Onlar Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İkisine eşit şekilde, ikisine aynı şekilde müracaat ederek ne yaparlar? İtaatlarını gerçekleştirir ve sonra Allahu Teala şu müjdeyi veriyor. Ve ulaike seyerhamuhumullahu diyor. Onlar ki Allahu Teala merhamet edecekleri muhakkak ki Allah azizun ve hakim diyor. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Yani Allahu Teala şüphesiz ki Allah mutlak güç sahibiyken aynı keza hüküm ve hikmet sahibi olduğunu da açık ve net olarak bildiriyor. Ve Allahu Teala diyor ki yani gerçekten şu vasıf ve nitelikleri kendilerinde bulunanlara Allah mutlaka merhamet edecek. Yani ayet-i kerimede seyerhamuhumullahu derken muhakkak ki mutlaka Allahu Teala illerde kıyamet günü mahşer meydanında onlara merhamet edecek, rahmetini gösterecek, onların nice günahlarını silip temize çıkaracağını Tövbe suresi 71. ayet-i kerimede söylüyor. Çünkü gerçekten bak dikkat ederseniz demek ki bir insan sadece bu ilkeleri de kendisine bir şiar edinirse, bu ilkelere göre de hayatına bir yön verirse bunun bile onlara çok şeyler kazandıracağını açık ve net olarak bildiriyor. Nitekim Hazreti Ebu Bekir Cenab-ı Hakk'a hamd ve sanadan sonra şöyle buyurmuştur. Ey insanlar şu ayeti okuyor fakat yanlış anlıyorsunuz. Ya eyyühellezine amenü aleykumul enfusekum la yadurukum men dalla izah tedeytum ilallahi merci'ukum ve cemi'an feyunebbi'ukum bima kuntum te'amelun diyor. Ey iman edenler siz kendinizi düzeltin, siz kendinize bakın. Yani bu Allah aslında Hazreti Ebu Bekir için inmiş bir ayettir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzur sebebi Hazreti Ebu Bekir'in olduğunu söylediği bir ayet-i kerimeyi Hazreti Ebu Bekir cemaatle tasvir ediyor, tefsir ediyor, açıklıyor. Diyor ki ey iman edenler siz kendinizi düzeltin. Ve siz doğru yolda olursanız yolda sapan kimseler size bir zarar veremez. Eğer siz hak üzerineyseniz, eğer Allah'ın hoşnut olduğu bir çizgideyseniz, eğer siz Kur'an ve sünnete tabi insanlar iseniz, siz batıl içerisinde olan nefislerini kendilerine heva etmiş, nefislerini kendilerine bir rehber edinmiş, nefsin dikine, nefsin arzularına göre hareket edenler size bir zarar veremez. Hepinizin dönüşü mutlak Allah'adır. Yani zalimin de, mazlumun da, müstekbirin de, tağudun da, cibtin de, şeytanın da, aynı keza müminin de, velinin de, evliyanın da fark etmez. Hepsinin dönüşünü mutlak Allah'a olduğunu, o zaman Allah sizin yaptıklarınızı mutlaka size haber verecektir. Hazreti Ebu Bekir sonra şu ayeti şöyle açıklıyor. Biz Peygamber aleyhissalatü vesselama insanlar zalimi görüp elinden tutmazlarsa Allah'ın hepsine ulaşacak umumi bir bela göndermesi yakındır dediğini işittik diyor. Yani aslında bu ayeti bazıları alıyor diyor ki yahu sen namazını kılıyorsan, sen orucunu tutuyorsan daha seni kimse ilgilendirmez, sen önemlisin. Ama aslında öyle olmadığını çünkü önce verdiğimiz ayetler açık ve net olarak mümin olmanın, hayırlı olmanın, vasıflı olmanın, nitelik bakımından üstün olmanın bir özelliği olarak emre bil ma'ruf ne yani münkeri emrediyor. Kişinin hayatını, yaşantısını, mücadelesini Allah ve Resulü'nün çizgisinde olması gerektiğini söylüyor. Ama aynı keza diyor ki eğer siz iyiliği emredip kötülüklere mani olmazsanız Allah'ın hepinize sirayet edecek olan bir azabını da bekleyin diyor. Böyle bir azabın bize ulaşması da yakın olduğunu söylüyor. İşittik. Keza ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam içlerinde kötülükler işlenen bir cemiyet. Bu kötülükleri bertaraf edecek güçlü olduğu halde seyirci kalır, müdahale etmezse Allah'ın hepsine saran umumi bir bela göndermesi yakındır dediğini işittim diyor Hazreti Ebu Bekir. Demek ki gerçek bu. Düşünsenize bugün Türkiye'de o kadar büyük İslami camialar ve cemaatler var ki toplum İslam'la bir bağı kalmadı. Toplumun yarısı ateist, deist, yarısı dinle, imanla, İslam'la bir bağı kalmadı. Bir şekilde nefsini heva haline getirdiği halde o kadar büyük İslami hareket ve yapılar varken bunların buna sessiz kalması, buna karşı hiçbir faaliyet yürütmemeleri ve bir takım insanların çıkıp da işte biz bu ülkede cemaatleri ve camiaları kapatacağız. Doğu Perinçek gibi zalimlerin işte 2014'te, 15-16'larda işte biz bu ülkede bütün cemaat ve tarikatları kapatacağız. Hepsini yerle bir edeceğiz. Bu ülkeyi onlardan silip süpüreceğiz. Sonra da bu yıl içerisinde birilerinin yaptığı açıklamalarda işte cemaatlere yönelik tasfiye sürecinin başlatılacağını, bu konuda devletin bazı kurumlarının çalışma yaptığını söylemesi aslında bu hadisler de ona işaret ediyor. Eğer bu cemaatler ve camialar
kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmezse Allah üzerlerine zalimleri musallat eder. O zalimler de onları şekilden şekile sokacaklarını haber veriyor. Kays İbnül Hazm'dan rivayet oluyor. O da Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir Sıddık'tan rivayet ettiğini söylüyor. Ebu Davud Mülahim 17'de 4338. hadis numarası, Tirmizi Tefsir-ül Maide'de 3058, Fitan 8'de ise 2169, aynı keza İbn-i Mecah Fitan 20'de bu hadis-i şerifi bu şekilde haber veriyor. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor, yeryüzüne bir kötülük işlendiği vakit ona şahit olan bunu takbih ederse, kötülük olduğunu teyit ederse ve o kötülüğü görmemiş gibi zararından kurtulur diyor. Aslında bu hangi hadise riayet ediyor biliyor musunuz? Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir mesaj veriyor sizin almanız ve algılamanız için. Diyor ki onun kötülüğünü görmemiş gibi zararından kurtulur. O kötülüğü şahit olmadığı halde işittiği zaman memnun kalan sanki şahit olmuş ve buna mani olmamış gibidir. Allah katında o şekilde sorgulanacağını söylüyor. Nitekim bir hadis-i şerifte kim Ebu Davud'un, Müslüm'ün ve Buhari'nin rivayet ettiği men ara minkum munkeren fel yugayyirhu biyedihi diyor. Kim bir kötülük görürse onu eliyle düzelsin, ona müdahale etsin. Çünkü Allah'ın dinine aykırı, Allah'ın hükmüne muhalif bir kötülük görenin onu mutlaka müdahale etmesini Allah'ın Resulü de farz olduğunu söyleyerek bize emrediyor. Zaten biz biliyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hiçbir şey havasından konuşmaz. O her ne konuşmuşsa ya matlu ya gayri matlu vahiyde kendisine bildirilmiştir. Bu da Allah-u Teala tarafından Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Cibril-i Emin yoluyla gönderilmiş bir emirdir. Men ara minkum münkeren. Kim bir münker Allah'a isyan olan, zaten münkerin vasfını anlattık. Ne dedik? Münker İslam'ın yasakladığı şeriata aykırı olan her kötülüktür, her fiildir. Bu toplumda zinadan tutun, içki içmekten tutun, esrar, eroine, kokainden morfine kadar bu toplumu bozan, ifsad eden, bu İslam toplumunu batıla, dalalete, küfre, sapıklığa götüren her şey içine alır. Onun için görürse diyor ki fel yugayyirhu biyedihi, onu eliyle düzelsin. Fe in lem yastati, eğer buna gücü yetmezse, böyle bir çaresizlik içerisinde olur da onu düzeltmek gibi bir gücü yoksa fe bilisanihi, onu diliyle ne yapsın, düzeltmeye çalışsın. Bizim bugün şu anda yaptığımız emri bil ma'ruf nehi ani münker, diliyle insanları düzeltmeye çalışmak, diliyle insanlara ma'rufu öğretmek, diliyle münker olanın kötü olduğunu ve Allah'a isyan olduğunu insanlara hatırlatarak dilimizle onlara mani olmaktır. Eğer diyor ki fe innem yastatih, eğer buna da gücü yetmezse o zaman fe bi kalbihi, kalbiyle buğz etsin diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Kalbinden dolayı o insanın o fiiline, o kötülüğüne buğz etsin. Yani o kötülüğü taassip etmesin, beğenmesin, kabul etmesin, tasdik etmesin, uzak dursun. Hiçbir şekilde onlara sevgi beslemesin. Ve zalike da'afil iman, bu da imanın en zayıf halidir diyor. En zayıf hali, imanın dipte olduğu haldir. Zaten burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Davud Mülahim 17'de 4345. hadis numarasıyla verdiği Urs bin Amiri el-Kindi'nin rivayet ettiği hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yeryüzünde bir kötülük işlendiği vakit ona şahit olan, tahkih ederse, yani kötülük olduğunu teyit edip bundan dolayı ona buğz edecek olursa sanki görmemiş gibi Allah-u Teala onu mesul tutmayacağını, yani üzerine düşen görevi yaptığı takdirde sanki onun bununla alakası yokmuş gibi Rabbimin onun hatasını örteceğini, ama onu görüp de bununla nasıl tarif edeyim? Yani bunu sanki iyi bir şeymiş gibi öven, pofpoflayan, destekleyenlere gelince işin tersidir. Yani bazı insanlara bir şey anlattığı zaman bence öyle değil, ben böyle görmüyorum, şöyle görüyorum, böyle görüyorum deyip de münkeri iyi görenler, Allah'a isyan olan, masiyet olan, Kur'an'a ve sünnete muhalif olan, Allah'ın şeriatına düşman ve zıt olan, şeytanın telkini olan fiilleri teyit edip onu sanki iyi bir şeymiş görenin aslında o fiili yapanla bir farkının kalmayacağını açık net olarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam açık net olarak biliyor. Nitekim bu bizim dile getirdiğim men ara minkum münkeren hadisinde de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Müslüm İman 78'de, Tirmizi Fitan 11'de, İmam Nesai 17'de, İbn-i Mecah Fitan 20'de ve bunun senetleriyle vermiş. Ma'rufu emretmek, münkerden alıkoymak sorumluluğunun en ağır bir yük olduğunu Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu buyruğuyla ortaya koymaktadır. Bunu da Ebu Davud-u Mülahime'de 16, Tirmizi'nin Fitan 9'da, Ahmed bin Hanbel'in 4. ciltte 388'de şu ayette ibreti üzerine verdi. Bana hayat bahşeden Allah'a andolsun ki siz ya iyiliği emreder
Ya da kötülüklerden alıkoyarsınız ya da Allah kendi katından sizin üzerinize büyük azaplar gönderir. O zaman dua edersiniz fakat Allah dualarınıza da icabet etmez buyurmuştur. Zaten Allah-u Teala Beni İsrail'in Yahudi toplumunun lanetlenme sebebinin de bu olduğunu söylüyor. لُعِينَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى اللِّسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَ بْنِ مَرْيَامَ ذَٰلِكَ بِمَا عَسَّوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ diyor. İsrailoğullarını inkar edenler, İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Bu onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüdür diyor. Yani onlar Allah-u Teala isyan edip hadlerini aşmalarının neticesidir. Neden hadlerini aştıklarını söylüyor Maide suresi 78-79'da? İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Bu ne kötü bir amel diyor Allah-u Teala. Yani toplum ifsad olurken, toplum bozulurken, toplum yozlaşırken, toplum nefsin esareti altındayken onlar birbirlerine baktılar ama kötü olandan birbirlerini alıkoydurtmadılar. Allah-u Teala bunun çok kötü bir fiil olduğunu, çok kötü bir davranış olduğunu açık ve net olarak bu ayette bildiriyor. Ve Allah-u Teala kötülükleri yayanların ve iyiliğe mani olanların münafıklar olduğunu söylüyor. Ve münafıkların en kötü bir toplum olduklarını ve niteliklerini de verirken onların ellerinin sıkı olduğunu, Allah'ı hatırlamadıklarını, Allah'ı hatırlamadıkları için de Allah-u Teala da onları hatırlamadığını ve gerçekten şüphesiz diyorum münafıklar fasıkların ta kendileridir. Yani fısk sahibidir. Fısk demek yani dinden sirkilmiş, dinden fırlamış, sıçramış olanların ta kendileri olduğunu söylüyor. Zaten Kur'an-ı Mubin'de münafık tarifi, bir de şöyle bir durum var yani aslında münafık kavramı mesela belki bizim çoğumuz kafir olmayacak insanlarız ama nifak kalplerimize girme ihtimali en çok olan biziz. Çünkü şu bir gerçek ve hakikattir ki hiçbir Müslümanın ölüm kendisine ulaşıncaya kadar iman üzerinde sabit kalacağına dair bir güvencesi yok. Bir güvencesi olmadığı için aslında bazı niteliklerin yavaş yavaş münafıklaştırdığını insanı zaten başta söylediğim üzere ve bu münafıklığın da onları sapıttırıp götürdüğünü söylüyor. Tövbe suresi 167. ayet-i kerimede vel münafikûne vel münafikâtu ba'duhum min ba'din diyor. Münafık kadınlar ve erkekler birbirlerindendirler hatta birbirlerine benzerler. Ayet-i kerimede öyle diyor. Ve ye'mirûne bil münkâri ve yenhevne anil ma'rufi. Onlar münkeri emrederler. Yani Allah'a isyan olan kötülük ve şerif, fuhuşu, zinayı, içkiyi, kumarı, her türlü kötü, hırsızlıktan tutun, gasptan, esrar, eroine kadar her pisliği yayarlar. Yeryüzünün ifsad olması için münafık kadın ve erkeklerin bir fiil çalıştıklarını, üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yaptıklarını açık ve net olarak bildiriyor. Ve diyor onlar böyle yaparlar. Ve evet ve yenhevne anil münkeri ma'rufi diyor. Ve onlar ma'rufa da engel olurlar. Yani ma'ruf nedir? Allah'ın şeriatıdır, Allah'ın hukukudur, Allah'ın kanunudur, Allah'ın koşnut olacağı, insanları yönetecek olandır. Ve yekbidûne eydiyâhum diyor. Onların elleri de sıkıdır, cimridirler. Asla ve asla bir şey harcamaz. Yani aşırı bir dünya sevgisi, aşırı bir dünya hırsı, aşırı bir dünyaya karşı sevgilerinin para göz olduklarını söylüyor. Nesullâhe, Allah'ı hiç hatırlamazlar. Allah akıllarına gelmez. Allah'ı kim hatırlatır? Bir yerde Allah-u Teala'dan bahsedilirse, evet Allah var, yalakalık yapar, ekmek gibi, nane seli gibi kıvırarak, Müslüman olarak kendilerini gösterirler ama aslında kalplerinde Allah'tan hiçbir şey yoktur. Ve aynı keza fenesiyyehum, Allah da onları unutmuştur. Onlar Allah'ı unuttukları için Allah-u Teala da onları unuttuğunu söylüyor. Açık ve net olarak minel münafıkine humul fasikun, münafıklar fasıkların ta kendileridir. Aslında iflah olmayacak olanların ta kendileri olduğunu söylüyor. Bugün de emri bil ma'ruf ne'i münker görevini yerine getirmeyen her birey, bak bunun şuurunda ve bilincinde olan, bu işin gerçeğine vakıf olan her birey, her Müslüman eğer o görevi terk ederse aslında bir münafıktan farkı kalmayacak bir duruma kendi elleriyle kendi düşürmüş olur. Neden? Çünkü Allah'ın emrettiğini terk ettiğinde zaten eğer sen emri bil ma'ruf yapmazsan, sen nehy-i ani münkerde bulunmazsan, sen iyiliğin yayılmasına hiçbir hizmetin dokunmadığı gibi kötülüğün yayılmasına da sen de kapı ve zemin olmuş oluyorsun. Kapıyı aralamış bir şekilde insanların bunu yapmasına sebep olmuş oluyorsun. Ondan dolayı burada Tövbe suresi 167. ayet-i kerimede Allah-u Teala bu konuda bizi uyarıyor. Beni İsrail'in helak olması, lanetlenmesinin sebebi bu olduğunu söylüyor. Çünkü onlar nehy-i ani münkerde bulunmadılar. Toplumları Allah'a isyan ederken
pislik içerisinde faiz, kumar, içki, zina, buna benzeyen bütün fuhuşlar yayılırken, bütün fucuratlar yayılırken, bütün şer yayılırken onlar onlara sessiz kaldılar. Allahu Teala bu yaptıkları ne kötü bir şey diyerek Allahu Teala açık ve net olarak kötülüğün yayılmasına göz yuman herkesin çok büyük bir kötülük hem ahiretlerine, hem dinlerine, hem nesillerine, hem toplumlarına, hem bütün değerlerine ihanet ettiklerini açık ve net olarak bildiriyor. Ondan dolayı gerçekten bundan dolayı elimizden geldiği kadar dikkat etmek lazım. Dikkat etmek, dikkatin ötesinde hassas olmak lazım. Çünkü gerçekten bir gün gelir de biz üzerimize düşeni yapmazsak bizi de bekleyecek olan akıbet çok kötü bir akıbet olur. Nitekim Ali İmran 104'te de Allahu Teala siz hayra çağıran, hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler bunların ta kendileridir diyor. Yani açık ve net olarak humul muflihun, ulaike humul muflihun diyor. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer siz de kurtuluşa ermek istiyorsanız, öncelikle biz kendi kardeşlerimiz olarak biz kendimiz elimizden geldiği kadar hayatımıza bir çeki düzen vereceğiz. Namazlarımızı önemseyeceğiz, ibadetlerimizi önemseyeceğiz. İç alemimizde kendimizi sürekli bir muhasebede tutacağız. Bu cemaat içerisinde gelmeyen kardeşlerimizi çağırma, onların ıslah olması için gayret göstereceğiz. Emri bir marufta bulunacağız, nehyani münkerde bulunacağız. Arayacağız, konuşacağız, onları şeytanla baş başa bırakmayacağız. Ondan sonra biz kendimizi düzeltip bir cemaat olarak ıslah olduktan sonra bu sefer toplumun cemaat içerisinde ve dışarısında ıslah olması için bir faaliyete, bir gayrete gireceğiz. İşte o zaman Allahu Teala'nın hoşnut olduğu, Allahu Teala'nın tabiri caizse ve ulaike humul muflihun, işte onlar kurtuluşa erenler, hem bu dünya hayatı içerisinde hem ölümlerinden sonra mahşerde de kurtuluşa erecek olanların ta kendileri olduğunu niteliğini verdiği o toplumun vasfının bizde de oluşmasına sebep olacağız. Onun için gerçekten elinizden geldiği kadar Allahu Teala'ya kalu belada verdiğiniz sözü unutmayın. Şu iki günlük dünya hayatında ebedi genç kalacağız hislerine kapılmayın. Azrail yaşlı, genç, çocuk demiyor. Bir gün herkesin canını alabiliyor. Şu dünya hayatında belki biz bu sohbeti bitirinceye kadar dünyanın her bir tarafında binlerce insan ölmüş olabilir yani. Bir gün mutlaka biz de öleceğiz. Genç veya yaşlı. Öyle 30 sene, 40 sene sonra olacak diye bir kaide de yok yani. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Öyle bir şeyin zaafına, gafına kapılmayın. Çünkü ölüm insanın gözünü açıp kapaması kadar insana yakındır yani. Hatta İmam Ali'nin tabiri caizse nefes alıp vermek kadar ölüm insana yakındır. Sadece o nefesin ne zaman olduğunu biz bilmiyoruz. Belki şimdi, belki diyor ya, belki bugün, belki bugün, belki yarın, yarından daha yakın diyor yani. Çünkü her şeyin bir şekilde bize ulaşması mutlaktır. Mutlak kaderdir. Onu da bilerek ona göre hareket etmek lazım kardeşlerim. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Rabbim bizleri haktan, tevhidden ayırması. Aynı keza iyiliği emreden, kötülükten alıkoydurtan Allah'ın bu doğrultudan hoşnut olduğu kullarından eylesin. İlahi seni ve selim ya Rabbi ala Habibike Muhammed Mustafa ala aleyküm ve sahibi külle cümayin ve şuhadai ve salihin. Lillahi el-Fatiha.